Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometry Geometri Kampı'nın 27. haftası 7. videosundayız. Evet çok ayrıntılı anlattım çok video oldu ama bunu yapmak zorundayım çünkü e, ince detayları böyle anlatmazsak olmaz sınavda geldiği zaman afallamayın diye bu şekilde yapmak zorundayım. Daha öncesinde parça çıkarma gibi özel durumlardan da bahsettim mesela konu anlatımlarında yoktur bunlar ama ben anlatayım sınavda karşılaşırsanız. Hemen anında yani düşüneceğinize Hani o anda ilk defa yorumlayacağınıza, şimdi burada yorumlayın, sonrasında daha da rahat edin diye uğraşıyorum. Ben de yoruluyorum, farkındayız aslında ama e, ben sizin için yoruluyorum. İnşallah sınavda iyi şeyler yapacaksınız. Neyse, küp açılımlarından bahsedeceğiz gençler bu videoda. Bu da önemli, bunu da görmenizi istedim. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Küp açınımları, evet bizim bildiğimiz en böyle bildiğimiz küp açınımı hangisi? Böyle dört tane kareyi koy. Şuraya bir tane koy, buraya bir tane koy. Tek burada bir tek bunu biliyoruz, değil mi? Ya da hocam bu kare burada da olabilir diye söyleyenleriniz de vardır. Ama arkadaşlar, bir sürü açılım var. İnanılmaz derecede açılım var. Burada küp açılımlarında yapmanız gereken şey sizin şu. Karşılıklı yüzeylerin hangi yüzeyler olduğunu bildiğiniz zaman çoğu şeyi çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Karşılıklı yüzeyleri belirlerken de bir kural var. Kuralsız olanlar da var ama ben önce kuraldan bahsedeyim. Bir boşluk kuralı kesinlikle karşılıklı yüzeylerdir. Niye? Bu burada kalsın. Bunu yukarı kaldır. Şöyle yukarı kaldır böyle. Pardon yukarı kaldır dediğim şöyle getir. Bunu da böyle getir. Bak hatta şöyle şöyle geliyor o. Karşılıklı yüzeyler oldu mu? Oldu. Ya da Z kuralı. Şöyle bir Z harfi sağlandığında şu Z'nin uçlarındaki noktalar da karşılıklı yüzeyler oluyor. Mesela bu sabit kalsın. Ya da şu sabit kalsın. İstediğin şey sabit kalsın. Fark etmez. Bunu böyle getireceksin mesela. Şunu şöyle yukarı kaldıracaksın. Hayal yüzünü kullan. Bunu da yukarı kaldırıp ondan sonra öbür tarafa kapatacaksın. O zaman karşılıklı yüzeyler oluyor mu? Şununla şu karşılıklı yüzey olmuş oluyor. Tamam. Çizemeyeceğim burada. Biraz üç boyutlu düşünmen lazım. Bak bu sabit yüzey. Zemin gibi düşün bunu. Bak tekrar söylüyorum. Şunu zemin gibi düşün. Bunu böyle yukarı kaldırdın. Hadi kaldırayım ben şöyle. Şöyle kaldırdın. Yukarı kaldırdın diyeyim. Şöyle sağa doğru çektim. Sonra hani bunun oluşturacak küpü Buna ait şu zeminde bu olacak şekilde bir küp oluştursak şöyle. Şu şekilde olacak değil mi? Peki bundan ne yapacağım? Alta yapıştıracağım şöyle. Alta yapıştırdıktan sonra şöyle bir şey geldi bu. Şurası geldi. Ondan sonra bu da burası geldi. Ondan sonra şu şuraya geldi şöyle. Bunu da yukarı doğru kaldıracağım. Bak yukarı kaldırdım bunu da bu tarafa getirdim. Şunlar karşılıklı yüzey oldu mu? Oldu İşte. Buraya çok fazla şey yapma. Sen bunu bildikten sonra çok rahat bir şekilde yapacaksın. Bir boşluk kuralını bileceksin. Birincisi. ikincisi de Z kuralı. Bu Z böyle yan olabilir. N, N gibi olabilir. Fark etmez. İşte ters Z olabilir. Fark etmez. Z kuralı sağlandığında Z'nin uçlarındaki noktalar karşılıklıdır. Ha, kuralın sağlanmadığı durumlar oluyor. Mesela 4 tane kare yan yana biri altta biri üstte. Tamam bunda kural sağlandı eyvallah. Bunda da Z kuralı sağlandı eyvallah. Ama bunda Z kuralı sağlanmadı bak yeşillerde. Kuralın sağlanmadığı durumlar oluyor. Ama sadece kuralın sağlandığı durumlarda olabilir. Mesela bu. Hocam bunlar bir boşluk kuralı. Maviler bir boşluk kuralı. Yeşiller Z kuralı. Şurada bak bir boşluk. Yeşiller bir boşluk. Maviler de Z kuralı diyor. Böyle bir açılım var. Mesela ÖSYM'nin en çok sorduğu bu. En fazla karşılaştığımız. Sınavda karşılaşsan ya böyle zar açılımı mı olur deyip geçmez misin soruyu? Sıkıntı yaşamaz mısın? Yaşarsın. Ama sen Şuna bakacaksın. Bak Z kuralı var. Kırmızılar. Evet karşılıklı Z kuralı var. Maviler karşılıklı. Z kuralı var. Yeşiller karşılıklı. İşte Z'yi de bildiğin zaman karşılıklı yüzeyleri de belirlediğin zaman sorular çok net bir şekilde çıkacak. Dediğim gibi sadece ve sadece karşılıklı yüzeylere odaklan. Olayı çok rahat bir şekilde halledeceksin. Mesela bu. ÖSYM buna benzer bir soru sordu. Burada mavi renkli kare zarın ön yüzü olduğuna göre şurası ön yüzüymüş arka yüzü nedir? Ön, arka. Yani ne diyor sana? Karşılıklı yüzeyi hangisidir diye soruluyor. Arkadaşım burada ne var? Hop Z kuralı. Direkt bitti. Şöyle bir Z kuralı yaptığında hangisi olmuş oluyor arkadaşım? D olmuş oluyor. Bir boşluk yok maalesef burada. Arda arda 3 kare yok mesela değil mi? O zaman olmadığı zaman Z kuralına bak. Evet karşısındaki kenar D olmuş oldu. Bu kadar basit. Geldik bir sonraki soruya. Burada da aynısı mesela. ÖSYM sordu. Şimdi diyor ki şöyle bir saralı bir kağıt var. Şekildeki kağıdın A, B, C, D, E karelerinden biri daha boyanarak boyalı kısımlardan birim küp elde edilecektir. Buna göre hangi kare boyandığında boyalı karelerden küp yapılamaz? Mesela ben A'yı boyarsam. Hocam A'yı boyadığımda, şu A'yı boyadığımda 4 tane kare yan yana, biri altta, bir üstte mı? sağlandı. Kurallardan biri bu. Evet, A olabilir. Eyvallah. B'ye bakalım şimdi. B'ye baktığımızda da şurayı boyadığımızda Hocam şunlar karşılıklı. Şunlar Z'den dolayı karşılıklı. Bunlar da bir boşluktan dolayı karşılıklı. B de oluyor, sıkıntı yok. Şimdi öbürüne bakalım, C'ye bakalım. C'yi de yazdığım zaman hocam 4 tane kare yan yana, biri altta, biri üstte sağlanmış oluyor. Evet, bu da zar yapmış oluyor. C'de oldu. Ya da şey de yapabilirsiniz. Şunu şöyle yaptığın zaman şöyle bakabilirsin. Z'den dolayı şunlar karşılıklı. Ondan sonra şu parçayla şu parça karşılıklı şunlar da karşılıklı diyebilirsin tabii ki. D'ye bakalım şimdi. D'ye baktığımız zaman da bakalım ne oluyor. D'ye bakalım şimdi. D'ye baktığın zaman sen D'nin karşısındaki ne olacak? Hocam Z'den dolayı D'nin karşısı burası oluyor. D oluyor. E burada da bunlar karşılıklı. Burada da bir Z var. Şunlar da karşılıklı olmuş oldu mu? Oldu. O zaman D'de de bir sıkıntı yok. En son E'ye bakalım. D oldu. E'ye bakacak olursak da. Bak şimdi E'nin karşısı mecburen şu olmak zorunda. Değil mi? E çünkü bir boşluk kuralından dolayı. E burada da Z kuralından dolayı bunlar böyle oldu. Ama bunlar yan yana geldi. Böyle bir küp açılımı olur mu? Olmaz. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? E oldu. Örnek 44'ü E bulduk. Geldik örnek 45'e. Bak ÖSYM'nin en çok kullandığı şekil. Şekilde küp şeklindeki bir zarın açılımı verilmiştir. Zarda karşılıklı yüzeylerin toplamı 7 olduğuna göre verilen açılımda yanlış yazılan hangi iki sayı yer değiştirmelidir? Şimdi bakıyorsun 2'nin karşısı kaç? Z'den dolayı bak Z kuralı var 5. 2 ile 5 karşılıklı olabilir. Çünkü toplamı kaç yapıyor? 7 yapıyor. O zaman toplamı 7 yaptığı için bunları değiştirmeyeceğiz bir kere. Bunlar yerinde kalsın. E sonra 4'ün karşısına baktığım zaman 6. Hocam 4 ile 6 yemedi. O zaman sen 4'ün yerini değiştirmesin. 4'ü nasıl değiştirmelisin? Acaba 4 ile 3'ü değiştirince oluyor mu? Şuraya 4 buraya 3 yazınca oluyor mu? Hayır. 3'ün karşısı kaç yapmış oldu? Şöyle Z'den dolayı baktığın zaman 6 yapmış oldu. Olmadı. Sen 4 ile o zaman 1'i yer değiştirdiğin zaman oluyor mu? Evet. Bak 4 ile 1'i yer değiştirdiğin zaman buraya 1 buraya 4 yazdığın zaman ne oldu? Şöyle Z'den dolayı 6'nın karşısı 1 oldu. Ee, 3'ün karşısında 4 mu oldu? Evet. O zaman ne olacak burada? 1 ile 4 olacak cevap. Ama bunun farklı bir cevabı daha var arkadaşlar. Ben 1'i değiştirdim değil mi burada? Şurada 1'i değiştirdim. 1 ile 4'ün yerini değiştirdim. 1 sabit kalsa. Yani burada şöyle baktığın zaman ne olmuştu? 2 ve 5 tamam karşılıklı yüzeydi. 4 ile 1'i yer değiştirdik. Tamam oldu. Farklı bir durum daha var. Bak şu 4 ile 1'i yer değiştirince eyvallah oldu ama 1 yerinde kalsaydı. Bu sefer 1 yerinde kalsaydı birin karşısında kaç olmasını isterdik? 6 olmasını isterdik. O zaman 1 ile 6 yani sen buraya 6 yazarsan 3'ün yanına 6 geldi. O zaman 3'ü de yukarı atarsın böyle. 4'ün karşısında da 3 mü olmuş oldu? Evet. Yani sen burada 3 ile 6'yı da yer değiştirdiğin zaman yine sonuca ulaşıyorsun. Yani bunun iki cevabı var. Ya 1 ile 4 ya da 3 ile 6 olacaktı arkadaşım. Tamam örnek 45'i böylelikle iki cevap olarak bulduk. Geldik örnek 46'ya şekilde bir zar ve açılımı verilmiştir. X artı Y 12 olduğuna göre sayılara bak. 3 ile neyin toplamı 12? Hocam 3 ile 9'un toplamı 12. Bu sayı X artı Y 3 ile 9 olabilir. 3 ile 9'un toplamı 12. Başka? 5 ile 7'nin toplamı 12. Başka var mı öyle? 3 ile e, 6 ile bir şeyin toplamı 12 yapıyor mu? 6'ını yapacak. 6 yok burada. 9 ile zaten 3'ü yazdık. 7 ile 5'i yazdık zaten. 1 ile de herhangi bir şey toplarsak 12 yapmaz. He, o zaman burada x ile y ya 3'e 9 ya 5'e 7 olacak arkadaşlar. Ama dikkat et. 3'ün karşısında kaç var? 6 var. Bir boşluk kuralından dolayı. 5'in karşısında kaç var? 7 var. Hocam burada x, y, z'ye bakacak olursak bunlar yan yana. Karşılıklı değil. E o zaman burada 5 ile 7 karşılıklı olduğu için 5 ile 7 x, y ve y olamaz. O yüzden 5 ile 7 gitti. O zaman burada x dediğimiz 3, y dediğimiz 9 ya da tam tersi. Burası 9, burası 3 olabilir. Şimdi diyor ki z'nin alabileceği değerler toplamı nedir? He, 3, 9. Arkadaşım 3'ün karşısında ne var? Önemli olan karşılıklı yüzeylerde. 3'ün karşısında 6 var. Evet bu tarafta 6 var. Sonra 9'un karşısında kaç var? 9'un karşısına da bakacak olursanız 9'un karşısında da 1 var yok mu? 1 boşluk oranından dolayı evet. 9'un karşısında 1 var. O zaman biz 1, 3, 9, 6'yı kullanmış olduk. Kullandıklarımızı şöyle sarıyla boyayalım. 1, 3, 9, 6'yı kullanmış olduk. O zaman Z'ye hangi değer kalmış oldu arkadaşlar? Z değeri 5 olabilir. Ya da Z değeri kaç olabilir arkadaşlar? 7 olabilir. Bizden de ne isteniyor? 5 ile 7'nin toplamı isteniyor. Bak güzel bir soru. Şurayı kullanınca çok güzel. Ama ne yaptık burada? Tekrar söyleyelim. 5 ile 7 X ile Y olamaz. Çünkü karşılıklı yan yana olan sayıları arıyoruz. 3 ile 9 oldu burada. Sonra Z'yi arayacağım. Karşılıklı yüzey çok önemliydi. 3'ün karşısında kesinlikle 6 var. Şuraya baktığımız zaman. 9'un karşısında da kesinlikle 1 var. O zaman ben burada 3, 9, 6, 1'i yerleştirdim. Z'ye de ne kalmış oldu? 5 ile 7 kalmış oldu. O zaman bu Z'nin alacağı değerler toplamı isteniliyor bizden. Cevapta 12 yaptı. Gerçekten güzel bir soru. Tam da sınavda çıkmalık bir soru. Lütfen dikkat edin. Evet geldik bir sonraki soruya. Evet açının değil de bu seferde böyle renkle alakalı bir şey sormuş. Bak yukarıda her yüzü farklı renkte olan bir zarın 3 farklı görünüm verilmiştir. Buna göre beyaz yüzün karşısında hangi renk vardır? Beyaz yüz yok mu burada? Bakalım ne olmuş burada? Öncelikle bu küp bu şekilde verilmiş. Bak kırmızıya dikkat et buraya gelmiş. Ha, bak griye aynen böyle. O zaman bu böyleyken sen bunu nasıl çevirmiş oldun? Şöyle çevirmiş oldun. Sen bunu böyle çevirince buradaki yüzey yukarı mı gelmiş oldu? Evet. Yani senin buradaki yüzeyin ne yaptı? İlk baştaki şekilde mavi mi yaptı şuradaki? Evet. Yeşilin karşısında ne var? Mavi var. Kırmızı var burada. Tamam sadece zaten mavi yüzey açıldı. Eyvallah. Sonra burada ne yaptık? Burada da şey yapabiliriz aslında. Kırmızı. Tamam mavinin karşısında yeşil, kırmızı ve gri renk var burada. Burada da bu renk oldu şimdi. Dikkat et şimdi. Burada da mavi de öne gelmiş. Yani sen bunu böyle yapmışın. Bak kırmızı yüzey burada kalmış. E bu böyle olunca da buradan ne geldi? Mavinin arkasından da mavinin arkasından da ne geldi? Sarı renk gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman biz bu şekil üzerinde burada şeyleri yerleştirebiliriz. Artık ben burada ne olduğunu biliyorum. Burada mavi olduğunu biliyorum. Burada griye olduğunu biliyorum. Burada gri'nin karşısında sarı olduğunu biliyorum. Burada kırmızı var. E her renki kullandık mı arkadaşlar? Şu alta ne geldi? Altta ne var? Altta da ne vardı arkadaşlar? Şunu şöyle itince altta yeşil kalmadı mı? Alt tarafta da yeşil olduğunu biliyorum. O zaman beyaz nerede olmuş oldu arkadaşlar? Beyaz burada kalmış oldu. Yani şurada olmuş oldu. Ben de beyaz yüzün karşısında hangi renk vardır diye soruluyor. Beyaz yüzü burada buldum. Beyazın karşısında o zaman kırmızı renk olmuş oldu. Bak bu da güzel bir soru. Bunu da bu şekilde yorumlamış olduk arkadaşlar. Tamam Evet ben bu şekilde yorumladım. Belki sen daha farklı şekilde yorumlarsın. İkinci değil de üçüncüye göre böyle renkleri şuraya koyabilirsin. Ona göre sen de işlemini yapabilirsin tabii ki. Bu benim düşünce tarzım. Daha farklı düşünce tarzında sen oluşturabilirsin. Geldik bir sonraki soruya. Şekildeki küpün açılımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ben ne biliyorum burada? Kırmızı, sarı ve mavi yan yana. Bunlar karşılıklı olamaz. Karşılıklı yüzeyler bizim için çok önemliydi. Bak mesela burada. Hocam kırmızının karşısı mavi. Kırmızı ile mavi yan yana olması lazım. Karşılıklı olamaz. Gitti. Kırmızıya baktım. Hop hocam. Z kuralından dolayı bak. Kırmızının karşısı mavi. Bu da olamaz. Hocam kırmızının karşısı burada sarı oldu. Bir boşluk kuralından dolayı. Bu da olamaz. Çünkü sarıyla kırmızı yan yana. Buraya baktığım zaman. Kırmızı, mavi ve sarı renkler beni ilgilendiriyor. Kırmızı, mavi ve sarı yan yana olmuş oldu. Cevap denizli oldu. Şuna bakalım. Hocam kırmızının karşısında bak bir boşluk kuralından dolayı şu oldu. Şurada da bir Z kuralı var. Şununla da şu karşılıklı oldu. Bunlar da karşıtlı olmuş oldu. E şurada kırmızıyla zaten bu karşılıklı olduğu için olamaz. Bunların yan yana olması lazım. O zaman bu da gitmiş oldu arkadaşlar. Cevabımız böylelikle denizli çıktı. Ve geldik son soruya. Baba soru. Arkadaşlar küp açılımı verilip iki nokta verilip küpü böyle kapattıktan sonra o iki nokta arasındaki uzaklık nedir diye sorulur. Evet bu biraz zor canı olacak arkadaşlar. Azıcık zorlanacaksınız burada. Şimdi normalde şey yapacağız burada. Ne yapacaksınız? Burada bir tane kare belirleyin. Ortalarda bir yerlerde belirlerseniz daha iyi olur. Kare sizin zemininiz olsun. Tamam mı? Ön yüze bakan kısmınız olsun. Mesela ben şunu belirledim. Ön yüze bakan kısım şurası olsun. Tamam mı? Şu kısım olsun. Bu ön yüze bakan kısım olacaksa eğer bizim şeyimiz nasıl olacak? Buna ait hemen bir tane bir küp çizin arkadaşlar. Şöyle bakın çizdim ben şimdi küpü. İşte küpümüz bu şekilde oldu mu arkadaşlar? Oldu. Ön yüzümüz neresi yalnız? Ön yüzü iyice belirleyelim. Ön yüzümüz şurası oldu arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Tamam. Ben şimdi ön yüz burası ya. Ne yapacağım? Burası ön yüzse bunu böyle kapatacağım. Bu buraya geldi. Hadi sen bunu böyle kapattığın zaman ne oluyor? Dikkat et. Şimdi çok dikkat et buraya. Aşırı derece dikkat et. Sen bunu böyle kapattığın zaman iki dikdörtgen üstüsü olmuş oluyor. Şu şuraya kapanmış oluyor. Üstünde de şu dikdörtgen olmuş oluyor. A nereye gitmiş oluyor? Hop şuraya. A buraya gelmiş oluyor. Sonra da bunu üstüne doğru kapatacaksın. Olay bitti. A hala burada mı? Burada. Evet ben burada sol ve üstü kapattım. Ön yüzeyi de burada. Şimdi şunu götürelim. Bunu buraya götürdüğün zaman bak bu tarafa götüreceksin. Şöyle kapattın. Böyle kapattığın zaman bu kare buraya geldi. Bu karenin yanında şu kare de var. Sonra altında şuradaki şey de var. Değil mi? Şu da var. Altında bu da var. B noktası da buraya mı gelmiş oldu? Evet. Şimdi bunu bu tarafa doğru kapatacaksın. Arkaya doğru kapattığın zaman da o zaman şu mavi kare buraya geldi. Bu mavi kare burada. Altında da bu var. Altında da bu olmuş oldu. Bunu da B, buradaki noktada hop buraya mı gelmiş oldu? Sonra bunu da alttan böyle yukarı doğru kaldıracaksın. O zaman bu nokta nereye gelmiş oluyor? Buraya gelmiş oluyor. Yani senin küpünde bak dikkat et küpünde noktalar nereye gitmiş oldu? Hocam bir nokta burada kaldı. Dikkat et. İlk noktamız buradaydı. İkinci noktamız da en son buraya kapattım. Buradan da alttan yukarı doğru kapattım ya. Şuraya geldi. Bir nokta burada bir nokta burada. Ve bu bir ayrıt uzunluğu 3 birimdi. Bizden şuradaki uzunluk isteniliyor. Şu uzunluk isteniyor. O zaman burası da 3. 3 ise x kenardaki üçgenden ne olacaktır? 3 köklü olacaktır. Zaten noktalar arasındaki uzaklık bak küpte. Noktalar arasındaki uzaklığa bakalım. Neler olabilir? Arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklıkta küpte. Hocam bir nokta buradayken öbür nokta üstünde olabilir sıfır olabilir. Bir nokta buradayken bir nokta burada olabilir bir olabilir. Birim küpten bahsediyorum. Ya da bir kenarı üstte 3 olabilir. Bir nokta buradayken bir nokta burada olabilir. 2 katı olur. Bir nokta buradayken işte 2 katını bulduk. Bir nokta burada olabilir. Bir de kök 3 katı olabilir. Yani cevap 0 olabilirdi. 3 olabilirdi. 3 kök 2 olabilirdi. 3 kök 3 olabilirdi arkadaşlar. Yani ya şu arasındaki uzaklık ya yüzey köşegeni ya da cisim köşegeni karşı şeklinde olacaktı. Yani iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç olur? 3, 3 kök 3 olur. Burada çünkü niye? Cisim köşegeni en fazla uzaklık olur. En az uzaklıkta noktalar üst üste geldiğinde olurdu. Yani 0 olurdu. Evet bu biraz bizi zorlayacak. Hayal gücünüzle de böyle böyle kapatabilirsiniz. Ben size net olarak gösterdim burada adımları ama ilk başta o küpü çizerseniz daha sağlıklı hareket edersiniz arkadaşlar. Evet. Güzel bir ders sanki değil mi? Evet şimdi artık bu dersten sonra bu birim küplerle ilgili birim küplü zar açılımları ile ilgili soru geldiği zaman karşıtlı yüzeylere yoğunlaştığınız zaman bence kolay bir şekilde yaparsınız. En babası bu. Bu soru geldiğinde biraz zorlanırsınız ama tekniğini de gösterdim. Birkaç soruda zorlanırsınız. Ondan sonrasında rahat bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Evet gençler. Böylelikle prizmaları bitirdik. 7 videoda bitirdik ama çok ayrıntılı anlattım. Yani yani sınavda karşılaştığınızda ilk defa gördüğünüz bir şey olmasın diye böyle bir şekilde anlatım yaptım. Çok faydasını göreceksiniz merak etmeyin. Tabi bunların yanında bir de şeydeki ÖSYM benzeri sorular çözdükten sonra iyice pişeceksiniz ve hiç sıkıntı yaşamayacaksınız inşallah. Evet gençler böylelikle prizmaları bitirdik. Bundan sonra ne var? Silindir var. Silindir de aslında bir prizmadır. O konuya geldiğimiz zaman o zaman bahsedeceğiz. Neyse e, ama ayrı bir konu. 11. E, 9'da prizmalar yok. 11. sınıfta silindir bahsediliyor. E, silindire geldiğimizde konuşuruz isterseniz. Neyse çok geç oldu. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda silindir konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.